Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda GitHub'dan bahsedeceğiz. GitHub bizim Git projelerini sakladığımız uzak sunucu, uzak depomuz diyebiliriz. GitHub ile siz Git projelerinizi gayet güzel bir şekilde uzak sunucularda saklayabiliyorsunuz. Bunu niçin yaparsınız? Bir, kendi oluşturduğunuz projenin kaybolmamasını sağlamak ya da istediğiniz zaman istediğiniz yerde indirilebilmesini sağlamak için yapabilirsiniz ya da takım arkadaşlarınız vardır. Belli bir konu üzerinde çalışıyorsunuzdur. Tek bir elden, tek bir yerden burada branchler vasıtasıyla herkesin farklı bir görev vererek aynı proje üzerinde çalışmasını sağlayabilirsiniz. GitHub aslında bir anlamda bizim uzak depo sunucumuzdur arkadaşlar. Şimdi GitHub'ın sitesine girdiğimizde github.com üzerinden gayet güzel bir site bizi karşılıyor arkadaşlar. GitHub hesabım var fakat sıfırdan tekrardan bir hesap oluşturmam gerekiyor. Şimdi burada da benim GitHub hesabım burada var. Bakın gördüğünüz gibi yaptığımız, daha önce yaptığımız örnek uygulamaları buraya atabiliyoruz. Tabii benimki çok fazla değil, çok fazla ilgilenemedim burayla. Burada arkadaşlar istediğiniz kadar repozitörü oluşturarak istediğiniz gibi buraya atabilirsiniz. Mesela burada baktığımızda, tıkladığımızda gördüğünüz gibi buradaki bütün dosyaların oluşturduğuna, bakın gitignore dosyasından bahsetmiş, readmd dosyalarından bahsetmiş. Burada arkadaşlar istediğiniz gibi depolarınıza, repozitörlerinize ulaşabiliyorsunuz. Proje oluşturabiliyorsunuz, paket oluşturabiliyorsunuz gibi ve burada da aslında çalışma takviminizi de buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ne kadar çalışmışım, ne kadar commit atmışım şeklinde, hangi commitleri atmışım gibi arkadaşlar birçok özelliğe buradan ulaşabiliyorsunuz. Biz şimdi GitHub'ı sıfırdan ele alacağız arkadaşlar. Yeni bir hesap oluşturacağız ve bu hesap üzerinde işlemler yapmaya çalışacağız. Özellikle branch'leri, merge'leri ve daha farklı işlemleri burada gerçekleştiriyor olacağız. Şimdi öncelikle bizim bir hesabımız yok ve sıfırdan hesap oluşturmaya başlayalım. GitHub'ın sitesi gerçekten çok güzelleştirilmiş, öyle söyleyeyim. Baya güzel bir arayüzü var. Bakın burada bize yönlendiriyor. Hemen burada hesabımı giriyorum. Daha doğrusu hesabımı giriyorum dediğim, şu an sıfırdan bir hesap oluşturmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet. Hotmail vardı, onu girelim dedik. Güvenli bir parola diyor arkadaşlar. Biz hemen şuradan kendi parolanızı girebilirsiniz burada. Şuradan username demiş. Bu çok da önemli değil arkadaşlar. Burada elbeli 79 79 şeklinde yaptım ve continue diyerek burada bunları diyor, e-mail adresini İşte güncelleyecek misiniz? Yes diyoruz arkadaşlar ve continue diyerek devam ediyoruz. Gerçek bir kişi olduğunuzu anlamamız için lütfen bu bulmacayı çözün demiş. Doğrula diyelim. Sarmal Galaxy'yi seçiniz şeklinde bir şey diyor. Evet, bir doğrulama vermiş. Gerçekten kendine uygun bir doğrulama olmuş ve create account diyerek arkadaşlar şunu da kaydetsin. Create account diyerek bir account oluşturduk. Fakat bizim hala biz miyiz değil miyiz? Yani bu Hotmail adresine sahip miyim değil miyim? Buradan bir kod istiyor. Bakalım kod gelmiş mi? Bakın GitHub'dan bir kod gelmiş. Bu kodu hemen buradan arkadaşlar şunu aldım. Kopyalayarak şuraya yapıştırdım. Evet, şu an kodu yapıştırdıktan sonra Welcome to GitHub diyor. Ve arkadaşlar işte how many team members will be working with you? Yani sizinle kaç kişi çalışabilir. Şimdilik arkadaşlar just me diyerek yani şu an herhangi bir şekilde kimseyle çalışmayacağız. İşte student, teacher, öğrenci, öğretici, buradan teacher'ı seçiyorum ve continue diyorum. Burada sizden hangi spesifikasyonları istiyorsunuz, hangi özellikleri istiyorsunuz gibisinden bir şey ilgili olduğunuzdan bahsediyor. Burada arkadaşlar ne diyebiliriz? Community diyelim arkadaşlar. Şöyle şimdilik başka bir şey seçmeme gerek. Collaborative coding, pull requestler falan yapacağımızdan bahsedeceğiz. Continue diyelim arkadaşlar. Ve burada bize free plandan bahsediyor. İşte unlimited public private repository şeklinde
Burada 2000 aksiyon dakika başına aylık 2000 aksiyon alabileceğimizden bahsetmiş ve burada 500 MB her bir package dosyalama alanından bahsediyor. Biz tabii arkadaşlar burada öğretmenlere özel diyor. Burada benefitlerinden, yararlarından bahsetmiş. Ama biz continue for free diyerek yeni bir şey açıyoruz. Gerçekten siteyi harika yapmışlar. Şu şekilde initializing dedi ve gördüğünüz gibi hesabımı oluşturdu. Bayağı bir aksiyon yapmışlar arkadaşlar sitede bu arada. Burada gördüğümüz gibi burada all activity kısmında son aktivitelerim görüntüleniyor. Zaten son aktivite olarak herhangi bir şey yapmadık. Daha yeni oluşturduk. Burada create repository, import repository şeklinde gelmiş. Burada sağ üst köşede arkadaşlar bizim profil kısmımız bulunuyor. Şu an GitHub'ı tanımaya başlayalım. Burada your profile yani benim profil bilgilerimin olduğu yer açılıyor arkadaşlar. Profil bilgilerini de burada resmi güncelleyebilirsiniz. Bunun haricinde işte neler yapılabiliyormuş bakalım. Buralarda çok bir şey yok. Daha sonra arkadaşlar şuradan your repository yani oluşturduğunuz depolardan bahsediyor. Buradan girdiğimizde tabii herhangi bir repository oluşturmadığımız için herhangi bir şey yok burada arkadaşlar. New diyerek oluşturacağız zaten. Burada code space'lerinden, your project'lerden yani proje oluşturmuşsanız proje ya da herhangi bir kullanıcının repositorisini eğer yıldızlamışsak, starlamışsak burada verdiğimiz starlardan ve benzeri şeylerden bahsediyor. Şimdi ilk olarak biz bir repository oluşturmaya başlayalım. Şuraya geldiğimizde bakın create repository diyerek ya da buradan dediğim gibi your repository'den new diyerek arkadaşlar yeni bir depo oluşturabiliyoruz. Şimdi yeni bir depo oluşturalım. Deponun ismini test diyelim arkadaşlar. Şimdilik test diye bir şey oluşturalım. Public provide yani burada arkadaşlar herkese açık bütün kodlarınızı herkesin görebileceği, herkesin işte kim isterse ona göre commit atabileceği bir public genel bir repository mi yoksa provide yani sadece sizin görebileceğiniz bir şey mi? Şimdi provide dersek arkadaşlar sadece kendimiz görürüz. Public'te kalsın. Burada add a readme file. Burada işte bu projeyle alakalı bir bilgilendirme dosyası istiyor musunuz? İsteyelim arkadaşlar. Güzel olur. Burada tabii gitignore dosyası oluşturmak istiyor musunuz? İsterseniz eğer burada hangileri önemsiz ise dosyanızda bakın buradaki file'lar var burada. Bunları gitignore template'inden seçiyorsunuz. Bizim şu an herhangi bir şeyimiz yok. Ve lisanslama konusunu istiyorsanız burada da birçok lisansı seçerek ekleyebilirsiniz. Ama ben sadece add a readme file'ı ekleyip create repository diyeceğim. Ve creating repository dedik ve test repository'imiz oluştu. Şimdi arkadaşlar repository yani depoyu oluşturduktan sonra burada dikkat ederseniz branch olaylarımız var. Branch'te bakın arkadaşlar main repozitorisi var. Biz genelde master diyorduk değil mi arkadaşlar? Bunu arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla işte master slave işte efendi köle şeklinde daha önceden yapıyorlardı. Fakat bunun işte ırkçılık, ayrımcılık ve benzeri şeylerden dolayı kaldırıldığını biliyorum. Burada main yerine istediğiniz branch'i ekleyebiliyorsunuz. Yani ana branch burası. Burada bakın dikkat ederseniz readme dosyasına şurada kalem işaretine tıklayarak biz burada herhangi değişiklik yapabiliyoruz. İşte test ne diyelim HTML dosyaları gelecek şeklinde bir şey sallayıp buraya arkadaşlar commit yapabiliyorsunuz. Commit edebiliyorsunuz bu dosyayı. Burada cancel diyerek değişiklikleri çıkabilirsiniz. Burada arkadaşlar update readme de commit atmak isterseniz burada ne diyelim? Readme dosyası güncellendi. Aynı source tree'de anlattığım gibi burada da aslında bir anlamda görsel halini görüyorsunuz. Main branch'a bunu commit et şeklinde arkadaşlar. Commit changes diyerek bunu da commit etmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi burada kod kısmından başka issue, pull request, actions, projects, wiki, security, insight, settings bir sürü özelliği var arkadaşlar. Fakat biz burada kod kısmındayken
kod kısmında arkadaşlar add file diyerek, create new file diyerek burada arkadaşlar istediğiniz dosyayı oluşturup projeye başlayabilirsiniz tabii ki. Mesela burada arkadaşlar dosyanın adı index.html şeklinde bir şey oluşturdunuz. İçerisine de arkadaşlar işte şu şekilde herhangi kodları yazdınız. Yani şu an şu yaptığım çok da mantıklı bir şey değil. Burada kod yazacak halimiz yok arkadaşlar. Sadece mantığını anlayın diye yapıyoruz. İşte head şeklinde kodlarınızı yazdığınızı düşünün buraya. Şu şekilde şeklinde body şeklinde gidiyor. Burada bizim burada bir commit atarak işte index dosyası oluşturuldu mesela. Burada da aynı şekilde commit directly main branch commit new file diyerek bakın gördüğünüz gibi index.html'de yan tarafında da neyi gösteriyor arkadaşlar? İndeks dosyası oluşturuldu. Ha bunun içine tekrardan girdiğim zaman mesela body'den sonra bunu mesela düzenlemek istediğimde edit this file diyorum ve burada mesela buraya bir de body ekleyelim arkadaşlar. Şöyle body'yi eklediğimde şu şekilde bir commit atarak buna işte ne diyelim body eklendi şeklinde commit direkt yaparak bakın gördüğünüz gibi burada şimdi şu index.html'deyiz. Teste geri döndüğümde index'in yanında bu sefer body eklendi komitini göreceğiz. 2 dakika önce güncellendi. Bakın 4 tane komit attık. Ve bunun hepsinin burada 4 komiti de burada görüntüleyebilirsiniz. Neler yaptığınızı görebilirsiniz. Burada arkadaşlar history'de ne yapabiliriz? History'den geri hash değerini ne yapabiliyoruz? Buradan yine dönebiliyoruz arkadaşlar. Başka neyimiz var? Şimdi bakın burada istediğiniz kadar add file diyerek ya da upload files diyerek kendi projenizdeki şeyleri de buraya ekleyebiliyorsunuz. Burada kod kısmına tıkladığımızda bakın şu yeşil olan kısma genel olarak belki burayı kullanmışsınızdır. Burada arkadaşlar download zip diyerek projenin tamamını bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar open with GitHub desktop. Burada arkadaşlar bunun görsel halini de ben bilgisayarıma indirip ayrı bir video şeklinde yayınlayacağım zaten. Burada da arkadaşlar bizim kod yapısı üzerinden HTTPS şeyini veriyor. GitHub CLI var mesela burada arkadaşlar. Burada da CLI kısmından yani bash kısmından nasıl yapacağınızı burada gösteriyor. Şimdi burada branchlerden bahsettik. Bakın tek bir branchimiz var. O da ne? Main. Master dediğimiz yer arkadaşlar aslında. Master branchimiz var. Burada branchler üzerinde gezebiliriz. Mesela bakın burada tik işareti var. Hani yıldız demiştik ve benzeri şeyler demiştik. Burada ne yapabiliyoruz? Biz find all or create a branch. Mesela yeni bir branch oluşturalım. Bir dal oluşturalım. Mesela ne diyelim arkadaşlar? Ne diyebiliriz burada? Test branch'ı değil de mesela main değil de hakkımızda diyelim mesela. Hakkımızda dedik. Hakkımızda bakın burada hemen direkt create branch hakkımızda from main diyor. Tıkladığımızda arkadaşlar burada bakın gördüğünüz gibi main ve hakkımızda şeklinde iki tane branch olacaktır. Branches kısmında da bu geldi. Mesela burada ürünler sayfasını oluşturan bir branch var. Ürünler hakkımız bakın burada create branch ürünler from hakkımızda şeklinde oldu. Burada biz master branch'ın üzerinde yani şu default'un üzerine tıkladığımızda burada bakın main'e geçti. Main'de burada mesela ürünler dedim ve arkadaşlar bu branch'i aktif hale getirdiğim zaman bakın gördüğünüz gibi iki tane branch'imiz daha oldu bunun yanında. Şimdi mesela hakkımızda branch'ında ne yaptık? Hakkımızda branch'ı da buraları görüyordu hatırlarsınız. İçindeki bütün main daha doğrusu master'ın şeylerini görebiliyordu. Burada add file diyerek mesela create new file diyelim. Ne dedik? Hakkımızda dedik değil mi? Hakkımızda nokta html şeklinde bir şey yapıp burada da arkadaşlar hemen hakkımızda sayfası şeklinde bir şey yaptık ve komut attık. Dedik ki hakkımızda sayfası oluşturuldu diye. Şimdi bakın burada komiti attığımız zaman kitap üzerinde işlemlere devam. Bakın burada hakkımızda nokta html index.html redeem. Peki ben burada ne yapacağım arkadaşlar? Branch'ler arasında bir de bu arada şu yukarıdakini görmüşsünüzdür.
Had recent pushes less than a minute ago diyor arkadaşlar. Yani burada hakkımızda branşında bir şeyler yapıldığından ve sen bunu compare ve pull request yani merge etme işlemine bir bak diyor bize. Ama öncelikle ben şunu göstermek istiyorum. Hakkımızda sayfasında bakın 3 tane dosyamız var. Fakat ben bunu main'e çektiğimde yani ana branşıma çektiğimde bunlar görüntülenemiyor. Niye? Biz hatırlarsanız yaptığımız işlemlerde bu merge işlemi olmadan arkadaşlar burada görüntülenemediğinden bahsetmiştik hatırlarsanız. Biz burada merge işlemini yapmadığımız müddetçe mesela ürünler sayfasına da baktığımızda ürünler sayfasında da hakkımızda yok dikkat ederseniz. Ama sadece hakkımızda branşında bu görünüyor. Biz bunu ana branş ile mesela main branşında biz baktık branşteki değişikliklere baktık. Hakkımızda güzelmiş, güzel çalışıyor, herhangi bir sıkıntı yok diyorsak main branşına geleceğiz. Ve diyeceğiz ki compare and pull request şeklinde tıkladığımda bakın şimdi burada ne gösteriyor? Diyor ki burada eklenmiş one edition, sıfır deletion yani herhangi bir şey silinmedi ama bir şey eklendi, bir dosya değişti diye bana bir mesaj veriyor arkadaşlar. İşte bu mesajı burada gördükten sonra ve eğer onaylıyorsak biz burada create pull request diyerek aslında bir anlamda ne yapmış oluyoruz? Merge etmiş oluyoruz. Bu şekilde arkadaşlar checking ve this branch has no conflicts with the base branch. Herhangi bir sıkıntı olmadan birleştirme yapıldığından bahsediyor. Pull request'e bakın burası geldi. Bakın şurada kod diyorduk. Pull request kısmına da ne yaptı? Buraya gelmiş oldu ve pull request'lerde yani birleştirdiğiniz branşları da burada görebiliyorsunuz. Bu güzelliği de var. Yani ne değişiklik yapılmış sıfırdan itibaren onu görebiliyorsunuz. Bu arada bu branşlar siliniyor mu? Hayır, silinmiyor. Bu arada hakkımızda main'e geldiğim zaman main'de de arkadaşlar bu şekilde 3 tane branşımızın olduğundan bahsettik. Hakkımızda şu şekilde geldi ve ürünler şeklinde arkadaşlar gördüğünüz gibi pull request'e gittiğimizde pull request'te de arkadaşlar şu şekilde bunu bu şekilde arkadaşlar seçip bakıp içerisinde ne gibi değişiklikler yapılmış görüyorsunuz. Ve burada arkadaşlar merge diyerek daha tam anlamıyla birleştirmedik dikkat ederseniz. Burada merge pull request diyerek biz bunu confirm yaparak artık ana main'e, ana branca almış oluyoruz. Confirm diyelim. Merging diyor ve bu şekilde artık pull request'te de bir olan şey gitti. Yani artık birleştirdik. Kod kısmına geldiğimde bakın main'de artık hakkımızda görünüyor. Daha demin görünmüyordu. Biz bunu pull request yani merging yaparak işimizi halletmiş olduk. Bu arada mesela ürünlerle alakalı herhangi bir şey yapmadık. Biz burada view all branches diyerek burada branşlardan da kurtulmak isteyebiliriz. Mesela hakkımızda da işimiz bitti. Merge it diyor zaten bakın. Diğerinde herhangi bir pull request yapmadığımızı belirtiyor. Biz burada bunu işte düzenleyebiliriz ya da biz burada bunu silebiliriz. Bakın gördüğünüz gibi silinmiş oldu. Kod kısmına geri döndüğümde bakın iki tane branşımın olduğunu görüyorum. Yani arkadaşlar Git projelerinde yaptığımız şeylerin bir anlamda visual'ı, görselini biz burada gerçekleştirmiş oluyoruz. Pull request mantığını da anladığımızı düşünüyorum. Pull request ile değiştirilen, merge edilen şeyler burada geliyor ama burada merge işlemi yapmadan kod kısmında görünemiyor. Peki issue ne? Issue'lar da arkadaşlar bizim işte şuradan new issue diyerek burada title işte şu sorunu çözemedim. İşte hakkımızda sayfasında kayma sorunu diye bir başlık attık ve burada işte sorunumuzu yazdık. Submit new issue diyerek arkadaşlar herkese public olan şuradaki kod satırındaki public olan her şeyi burada ben yapamadım. Hani yapan var mı şeklinde soru sorabiliyorsunuz ve burada arkadaşlar bunun altına işte şunu şöyle yaparsan şöyle olur gibisinden burada comment atarak, yorum yaparak arkadaşlar bu şekilde ne yapabiliyorsunuz? Sorunlarınız varsa sorunlarınızı da burada çözebiliyorsunuz. Actions kısmına gittiğimde Actions kısmında arkadaşlar GitHub Actions'larında değişik servisler var. Burada Web Azure servisi, işte Amazon'un servisleri ve benzeri birçok servisler var. Şimdilik
kafanız karışmasın burayla. Önemli olan şurada kod, pull request ve issue kısmını kullanmanız şu an için yeterli diye düşünüyorum. Proje olarak da yeni bir proje oluşturacaksanız ki oluşturursunuz. Create a project diyerek arkadaşlar burada proje isimlerini yazıp işte ne diyelim mesela web projesi diyelim. İşte description'ını burada tanımlarsınız. Burada da arkadaşlar değişik şeylerimiz var. None diyelim herhangi bir şey yapmadan. Create project diyerek bir proje oluşturduk. Bakın bir web projesi oluşturduk. Buna tıklayıp şu şekilde edit diyerek burada istediğiniz değişiklikleri, daha doğrusu ismini ve benzeri şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Add column diyerek arkadaşlar burada şuradan reset diyelim. Create column diyerek arkadaşlar burada projenizdeki belli başlı yerleri oluşturabiliyorsunuz. Bu şekilde proje yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Wiki, security ve benzeri yerler var arkadaşlar. Bunlar şu an için en azından gerek olmayan yerler bizim için. Fakat burada Insight'da bizim yaptığımız işte active pull request'ler yani merge işlemleri, active issue'lar, birleştirilmiş olan request'ler. Burada hepsi arkadaşlar geliyor. İşte bir yazar tarafından 5 commit atıldığından bahsediyor. Yani sizin bir anlamda burası istatistiğinizin tutulduğu yer. Settings kısmında da burada işte repository'nin adını değiştirebiliyorsunuz. İşte security, analizi, branch'ları bakın burada hepsi arkadaşlar mevcut. Buradan istediğiniz özellikleri değiştirebiliyorsunuz. Peki hep test branch'ında mı, test repository'sinde mi çalışacağız? Hayır. Buraya tekrardan dönerek burada istediğiniz repository kısmına gelerek arkadaşlar new diyerek siz bunu açabilirsiniz arkadaşlar. Yeni olarak gelecektir. Tekrardan bakmak istediğinizde buradan bakabiliyorsunuz. Ve ayrıca şurada repository'yi beğendiniz mesela yanına işte starlayarak arkadaşlar bunu follow etmiş oluyorsunuz bir anlamda. Hatta şuradan gelip baktığımızda mesela your stars'lara baktığımızda arkadaşlar sadece benim tek bir star verdiğimi göreceksiniz arkadaşlar. Burada başka ne anlatılabilir? Hemen bakıyorum. Test kısmından bahsettik. Şuradan hemen teste geldiğimizde projeler ve buraları anlatmış olduk. Burada star yaptığımız zaman watch anlamına da geliyor. Buradan şuradan unstar diyerek bunun starını şey yaparak dışarı atarak istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. GitHub genel manasıyla bu şekildeydi. Tabii çok daha farklı özellikleri mutlaka vardır. Var. O yüzden arkadaşlar buna biraz kurcalayarak en azından bir hesap oluşturmakla işe başlayabilirsiniz. Ve daha sonraki derslerimizde yaptığımız bir uygulamayı GitHub'a nasıl göndereceğiz? Ya da GitHub'dan biz o uygulamayı kendimize çekip aynı anda buraya girmeden yaptığımız değişikliklerin burada da kaydedilmesini, commit olmasını nasıl yapacağız? Diğer derslerimizde göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.